Evet arkadaşlar, şimdi hemen birinci soruyla şöyle başlıyorum. Kendimi şöyle kaydırayım. Şurayı da şöyle kapatayım. Evet, hemen tepkimeyi yazıyorum. N2O4 2NO2. Şimdi diyor ki normal koşullarda diyor 11,2 litre N2O4 gazından 0,7 mol NO2 gazı elde edilmiş. Şimdi bakalım %100 verimli mi olmuş, olmamış mı? Zaten verim yüzdesini soruyor. Arkadaşlar 11,2 litre N2O4 kaç moldür? Kaç moldür? 5 hocam. 0,5 tabii ki. Aynen öyle. Gamze girmeye çalışıyormuş. Gamze. Ha. Tamam canım. Bana gelmedi bildirimi. Evet. Tabii ki 0,5 mol. Arkadaşlar buraya benim hemen cevap alabilmem gerekiyor. Yani burayı 11'lerle falan bakın acayip güzel çözdük mol olaylarını. Pat pat cevap veriyorlar. Yani diyeceğiniz şu, 1 mol olsaydı 22,4 litre olacaktı. 11,2 değil mi? 21, 22,4'ün yarısı olduğuna göre o zaman burası arkadaşlarım 0,5 mole tekabül ediyor. Şimdi o zaman ben buradan başlangıçta 0,5 mol almışım. Tamam mı? Bundan daha yok. Şimdi normal stoikiyometriyi önce ben konuşmak istiyorum. Yani ben bu deneyi sıfır hatayla yapsaydım, bana katsayı yorumuna göre şöyle olması gerekiyordu. Bir katsayılıdan, değil mi? 0,5 reaksiyona giriyorsa, iki katsayılıdan 1 mol oluşur demesi gerekiyordu. Bu benim neyim? Bu benim neyim arkadaşlar? Bu benim hiç hata yapmadan bulacağım değerdi. Ama ben ne bulmuşum? Ben 0,7 mol NO2 elde etmişim. Bakınız ben 0,7 mol elde etmişim. Bu da benim neyim? Deneyselim. Tamam mı? Şimdi o zaman hemen ne söyleyeceğiz? Eğer biz bu reaksiyonu 100 verimle yapmış olsaydık 1 mol NO2 elde ederdik. Ama biz 0,7 mol NO2 elde ettiğimize göre ne olur arkadaşlar deneyimizin verimi? Demek ki biz %70 verimle çalışmışız. Vallahi hiç fena değil. Biz üniversitede %35'in üstünde çıkınca havalara sıçrıyorduk. Vay biz bu deneyi harika yapmışız falan diyorduk yani. %70 bence süper bir verim eğer insan eliyle yapılmış bir şeyse. Tamam mı arkadaşlarım? Hemen yazmanızı bekliyorum. Diğer soruya geçeceğim. Yazdığınızda söyleyin lütfen. Ben yazdım hocam. Tamamdır. İlayda da işaret yaptı. Tamam, ben geçiyorum. Anlaşılmayan bir yer olsa zaten soruyorsunuz. Peki. Şimdi hemen reaksiyonu yazıyorum. Bakınız kalsiyum HCl ile reaksiyona girmiş. Kalsiyum klorür ve hidrojen gazı olmuş. Şimdi diyor ki saf olmayan bir 50 gram kalsiyum örneği varmış. Şimdi en büyük hatayı neden yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şuradaki 50 gramı kullanarak kalsiyumun molünü bulmaya çalışıyorsunuz. Olmaz arkadaşlar. Bu adam saf değil ki. Sen niye mol bulmaya çalışıyorsun? Saf kısmının molünü bulman gerekiyor çünkü. Şimdi dolayısıyla maalesef bu 50 gramla ben hiçbir iş yapamam. Bu kalsın bir kenarda. Ama böyle bir denkleme göre şurası muhteşem bir bilgi. Bakın diyor ki NK'da 11,2 litre hidrojen gazı oluşmuş, elde edilmiş. Arkadaşlar kaç mole tekabül ediyor? 11,2. 0,5. Harikasınız. Şimdi bakın geldim başlangıca. Valla başlangıç hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü 50 gramın ne kadarının saf olduğunu bilmediğim için ki zaten bana onu soruyor. Yani başlangıç hakkında bir şey yazamıyorum. Ama şuradaki STK'da bakınız 0,5 mol H2 gazı elde ettiysem o zaman ben buraya 0,5 yazarım. Bir katsayılıdan 0,5 ise
Bir katsayılıdan yine 0,5 elde edilmiştir. İki katsayılıdan arkadaşlar 1 mol ne yapmıştır? Reaksiyona girmiştir. Yine buradaki bir katsayılıdan da 0,5 mol nedir? Reaksiyona girmiştir. Vallahi süper. Biz ne dedik? Reaksiyona giren kısma saf kısım demedik mi? Peki. Şimdi 0,5 mol kalsiyum kaç gram? Burayı kafadan söyleyebilen arkadaşım var mı? 0,5 mol kalsiyumun kaç gram olduğunu? 20. Süpersin Elif. Çünkü kalsiyum 1 mol olsaydı, bak zaten bilgisi verilmiş değil mi? 40 gram olacaktı. Ama 0,5 mol olduğuna göre, evet burası nedir? 20 gramdır. Bu 20 gram safmış. Şimdi arkadaşlar 50 gram örneğin kaç gramı saf? 20 gramı saf. Peki bu örnek 100 olsaydı, saflık yüzdesini bulacağım ya, bu durumda %40'ı ne olacaktı arkadaşlarım? Saf olacaktı. Saflık yüzdesi de bu şekilde, yani verim ve saflık yüzdesi. Yazmanızı bekliyorum. Evet, işaretler geliyor. Şimdi konu burada devam ediyor. Bazı böyle bu tarz soruları da hani bilmeniz gerekiyor diye aslında söylüyor. Aslında müfredatta normalde yok arkadaşlar. Ama şu pekiştirme sorularından şöyle biraz çözeyim. Çünkü soru bankalarında bunlarla ilgili sorular soruyorlar arkadaşlar. Ve ben nefret ediyorum öğrencinin hocam biz bunu görmedik demesinden. O yüzden hepsiyle ilgili şöyle birer ikişer tane soru yapalım istiyorum. Çünkü artık algınızın da o yöne doğru açılması gerekiyor. Şimdi bakınız diyor ki olayın mantığını bence anlamaya çalışalım. Helyum H2 ve CH4'ten oluşan bir karışım varmış benim elimde. Ve bu karışımın normal koşullarda 67,2 litresini. Ya bak sen bunu okurken ben mesela bunu hemen kafamdan mole çeviriyorum. Şurayı mole çeviren var mı kafasından? 67,2. 3 mol aynen öyle. Neden? Çünkü 1 mol olsaydı normal koşullarda 22,4 litre olacaktı. 67,2 litre olduğuna göre evet bu karışım 3 mol. Yani artık bunu 67,2 değil de bunu 3 mol olarak okusak daha güzel olur. Şimdi bu karışımı biz yakmak istiyormuşuz. Sen bana şunu söyle. Helyum yanar mı? Helyum yanar mı? Arkadaşlar helyum yanar mı? Yanmam. Efendim? Yanmam. Bir daha. Yanar hocam. Yanmam. Yok. Yanar. Helyum yanmaz Canikom. Neden? Helyum nedir? Soy gazdır. Değil mi? Dolayısıyla soy gazı olduğu için yanmaz. Önemli değil. Öğreniyoruz zaten. Hiç sorun değil. Yani doğru cevap, yanlış cevap benim için biliyorsunuz. Cevap veren öğrenciyi ben gerçekten çok seviyorum. Doğru yanlış hiç önemli değil. Helyum yanmaz. Helyum soy gaz. H2 yanar mı? Yanar. CH4 yanar mı? Yanar. O zaman bunun ikisini ayrı ayrı yakmam gerekiyor. Bak çünkü şöyle aynı anda oluşan tepkimeler diyor ya. Arkadaşlar geliyorum burada H2'yi yakıyorum. Demiştim ya bu konuda birazcık tepkime yazacaksınız. O yüzden elinizin alışması gerekiyor diye. H2'yi yaktım. Peki CH4 yandığında ne çıkar arkadaşlar? Biz biliyor muyuz? Hani yanma tepkimelerinde ne demiş? Hocam su ve karbondioksit. Evet karbondioksit. Bunu yazdım işim bitmedi denkleştirmem gerekiyor. Dolayısıyla buraya 2 yazdım. 2 daha 4 oksijen. Dolayısıyla buraya da 2 yazarsam tepkime ne olacaktır? Denkleşecektir. Şimdi yoluma devam ediyorum. Şimdi karışım 3 mol değil mi?
Yani şunun üçünün karışımı 3 mol. Şimdi buna bence şey diyelim, 2 mol oksijen gazı kullanılmış falan ya. Şimdi şuraya A mol diyelim, buraya B mol diyelim. Şimdi buraya A mol dersem, stoikiyometriye göre burası ne olur? A bölü 2 mol olur, değil mi? Burası ne olur? 2B mol olur. Şimdi 2 mol oksijen gazı kullanılmış çünkü arkadaşlar. O zaman ben şöyle bir köşeye şöyle yazabilirim sanırım, değil mi? Şurayı kapatayım. Şöyle yazabilirim herhalde. 2 mol kullanılmış ya. A bölü 2 artı 2B, değil mi? Eşittir. 2 yazabilirim. Bu kalsın bir köşede. Ve tepkime sonunda da 0,5 mol karbondioksit oluşmuş. Karbondioksit bir tek buradan oluştu arkadaşlar. Şimdi buraya B dersem, burası da zaten B mol olmaz mı stoikiyometriye göre? Karbondioksit 0,5 mol oluştuysa o zaman aslında B dediğim şey zaten 0,5'miş bu durumda. Tamam mı? Şimdi B yerine şurada 0,5 yazarsam arkadaşlar, A bölü 2 artı 1 eşittir 2 olur. A bölü 2 eşittir 1 olur. Ve A da buradan ne çıkar arkadaşlarım? 2 çıkar. Güzel. Vallahi bayağı güzel şeyler buldum. Karışımda helyumu soruyor. Şimdi şuraları siliyorum. Şuraları siliyorum. Arkadaşlar, A mol diye ben neye demiştim? Hidrojene demiştim. Hidrojenin molü kaç çıktı? Hidrojenin molü 2 çıktı. B mol diye CH4'e demiştim. CH4'ün molü de 0,5 çıktı. Karışımın toplamı da 3 mol olacaktı. O zaman 2,5. Buraya da ne kaldı arkadaşlar? 0,5 kaldı. Demek ki benim cevabım neymiş? 0,5'miş. Aslında hiç zor bir işlem değil. Yağız böyle yaptı. Yani gerçekten zor bir işlem değil. Sadece mesela bu konuda şunu bilmeniz gerekiyor. Helyum bir kere yanmayacak. Helyum yanmayacak. H2'yi ve CH4'ü de ayrı ayrı kendi yanma tepkimelerine göre yazmanız gerekiyor bu tarz sorularda. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Tamam, geçeyim mi? Yazdınız mı? Hocam bir dakika. Tamam, bekliyorum. Sorunun yerine yazıyorum. Aha. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz. Şimdi bakın, diyor ki eşit hacimli CH4 ve C4H8 gaz karışımını tamamen yakmak için işte falan falan. Bak, gerisini hiç okuyasın bile yok. Niye yok biliyor musun? Çünkü senin zaten şu CH4 ve C4H8 bir kere ayrı ayrı yakman gerekiyor. Yani hiçbir şey yapmazsan bunu yapman gerekiyor. Dolayısıyla CH4'ü az önce yakmıştık. Yine yakalım arkadaşlar. Karbondioksit ve su. Şuraya 2 yazdım. Şuraya da 2 yazdım. Denkleşti. Şimdi C4H8'i yakıyorum. Yine tabii ki karbondioksit ve su çıkacak. 4 karbon olduğu için 4 yazdım. Buraya da 4 yazdım. 4 kere 2 8. 4 daha 12. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya da 6 yazdım. Tepkimem denkleşti. Şimdi bakınız. Bu soruda eşit hacimli diyor. Ne güzel. Vallahi o zaman şurası V litre olsun. Burası da V litre olsun. Bal gibi soru oldu. Peki o zaman ben buraya götürdüm. V litre dedim. Buraya da V litre dedim. Şimdi stoikiyometri yapıyorum. Bir kat sayılıdan V litre giriyorsa iki kat sayılıdan 2 V litre girer. Bir kat sayılıdan V litre giriyorsa 6 kat sayılıdan 6 V litre girer. Tamam. Şimdi bana diyor ki bak şu bilgiye baksana, ne kadar güzel bir bilgi. 40 litre O2 gazının harcandığını söylüyor. Yani arkadaşlar şurası 40 litre. Ben buraya ne demiştim totalinde? 8 V demiştim. Değil mi? O zaman 2 V artı 6 V eşittir 8 V ne ya? 40. Bu durumda ne oldu? 8V eşittir 40 ise V arkadaşlar 5 oldu. Bana ne soruyor?
başlangıçtaki karışımın aynı koşullardaki hacmini soruyor. Yani bana şurayı soruyor. Bu durumda cevabım ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Zor mu? Biraz. Peki, tamam. Hadi geçirin bakalım. Evet, üçüncü soruya hemen şöyle bakalım. Şimdi bakınız, diyor ki kalsiyum ve bakır elementlerinden oluşan bir karışım varmış. Tamam mı? Ve bu karışım yeterli miktarda hassal çözeltisine atıldığında karışımdaki kalsiyum metalini soruyor. Hemen şöyle şurayı da kapatayım ben. Evet arkadaşlar. Kalsiyum metalinin şurada zaten reaksiyona girdiğini söylüyor. Biz zaten ileriki konularda bakır metalinin hassalle reaksiyon vermeyeceğini zaten size söyleyeceğiz arkadaşlar. Ama burada soru Cu metalinin ise zaten tepkime vermediğini söylüyor. Tamam mı? Şimdi kalsiyum artı 2 hassal yazdım. Kalsiyum klorür artı H2 diyorum. 50 gramlık bir karışım varmış. Maalesef şu an 50 gramla herhangi bir işlem yapamam. Çünkü neyin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Okuyorum. Ha bak, şurası çok güzel bir bilgi. Çünkü diyor ki tepkime sonunda oluşan H2 gazı NK'da 11,2 litre diyor. Acayip güzel bir bilgi vermiş. Arkadaşlar 11,2 litre kaç mole tekabül eder? Evet, NK'da 11,2 litre 0,5 mole tekabül eder. Ve bu kadar H2 oluşmuş. Vallahi süper. Bakınız şuradan 0,5 mol oluşmuş. Hemen stoikiyometri yapıyorum. Bir kat sayılıdan 0,5 oluştuysa buradaki bir kat sayılıdan da 0,5 oluşmuştur. İki kat sayılıdan 1 mol reaksiyona girmiştir. Yine bir kat sayılıdan 0,5 mol reaksiyona girmiştir. Peki bir şey söyleyeceğim. 0,5 mol kalsiyumun gramını ben bulabilir miyim? Kalsiyum 1 mol olsaydı bakınız vermiş zaten 40 gram olacaktı. 0,5 mol olduğuna göre yarısını aldım. Kalsiyum ne oldu? 20 gram. E süper. Bak ben şunun gramını buldum. 20 gram. E karışım 50 gramdı. Ve o zaman bakırın gramı kaç kaldı arkadaşlarım? 30 gram kaldı. Zaten bana da neyi soruyor? Onu soruyor. Anladık mı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi zincir tepkimeler ard arda oluşan ve aynı anda oluşan tepkimelerdir. Şimdi bakınız burada hemen pekiştirme sorusunda. Zincir tepkimelerinde 2 mol C2H2 elde etmek için kaç gram kalsiyum karbonat? Bak C2H2 burada, kalsiyum karbonat burada, böyle bir zincirleme olacak. Hemen stoikiyometri yapıyorum. Bakınız C2H2'nin altına 2 mol yazdım. Şimdi kendimi nereye atıyorum biliyor musunuz? Şuradaki kalsiyum karbürü atıyorum. Gel anneciğim. Gel aşkım. Oh. Açık. Ey salla. Tamam. Aferin sana şimdi. Sessiz olama, tamam mı? Evet. 2 mol C2H2. Bu tarafa mı geçeceksin? Geç. Dur. Bekle. Geç. İnecek misin? Tamam. Bekle. Evet. Kendime şu C2H2'nin altına 2 mol yazdım arkadaşlar. Bakınız. Şuradaki onlar da sana el sallıyormuş anneciğim. Bugün çok sevecenler bu ablaların, abilerin. Normalde böyle Nemrut değiller aslında ama bugün Nemrut günleri. Şimdi tamam anneciğim. Annem yaptı. Efendim. Evet, el salladı sana. Evet. Evet, şuradaki arkadaşlar bir kat sayısı 2 mol ya. Bak kendimi hemen şuraya atıyorum. Buraya da 2 mol yazıyorum. Neden biliyor musunuz? Bak burada da kalsiyum karbonat var. Aynı yazdığım 2 molü götürüyorum. Kalsiyum karbür, karbonat ne? Altına tekrar yazıyorum.
Şimdi kendimi CC2'den şu CO'ya atıyorum. Bir katsayılı 2 mol ise burası da 2 moldür. Şimdi kendimi nereye atıyorum? Şuradaki kalsiyum okside atacağım. Aynı 2 molü götürüyorum, buraya yazıyorum. Şimdi yine katsayılar aynı olduğu için dolayısıyla burası da 2 mol oluyor. Şimdi bana ne lazım biliyor musunuz? Ben zaten şuranın molünü bulmak istiyordum. Çünkü bana kaç gram tepkimeye girmelidir diyor ya arkadaşlar. Dolayısıyla kalsiyum karbonata geldiğim, bulmam gerekeni buldum zaten. 1 mol olsaydı arkadaşlarım 100 gram olacaktı ki zaten burada vermiş bana. Benim kalsiyum karbonatım 2 mol olduğuna göre cevabımız burada da ne olacaktır? Anneciğim ses yapma. 200 gram olacaktır. Yani şimdi ben bu kadar soruyu size niye çözüyorum? Hani bir yerde bu tarz sorular karşınıza çıktı. Anneciğim ses yapıyorsun. Ne? Masaya koyma. Bir yerde bu tarz sorular karşınıza çıktığında hani ne yapabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bizim onu sağlamamız gerekiyor aslında sizinle birlikte. Dolayısıyla amacımız bu. Evet, yazdığınızda söyleyin lütfen. Diğer soruya geçelim. Şimdi ben 19.6 gram sülfürik asit elde etmek istiyorum. Tamam mı? Vallahi güzel bilgi. Şunu hemen şu kenara aldım. 1 mol olsaydı bakınız 98 gram olacaktı. 1 mol olsaydı 19.6 olduğuna göre arkadaşlar burası kaç mol? 98x eşittir 196 bölü 10 dersen bunun 2 katı zaten. X ne oldu arkadaşlarım? 0,2 mol oldu. Şimdi ben 0,2 mol H2SO4 elde etmek istiyorum. Ve işte gerekli olan oksijen gazının toplam kaç litre olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bir katsayılıdan 0,2 mol ise şuradaki bir katsayılı da 0,2 mol olur. Götürüyorum SO3'ün altına 0,2 mol yazıyorum. Bir katsayılı 0,2 mol ise 1/2 katsayılı ne olur? 0,1 mol olur. Yine bir katsayılı ne olur? 0,2 olur. Götürüyorum SO2'nin altına 0,2 yazıyorum. Bir katsayılı 0,2 ise bir katsayılı da yine 0,2 oluyor. Yani stoikiyometri yapıyorum. Şimdi bana diyor ki anneciğim dur. Bana diyor ki oksijenler bak 0,2 0,1 yani oksijenim toplamda ne yaptı? 0,3 mol oldu değil mi? Bana diyor ki NK'da diyor gerekli olan oksijen gazı toplam kaç litredir diyor. Şimdi NK'da 1 mol olsaydı 22,4 litre oksijen olacaktı. Benimki kaç mol çıktı? Sarılarla çizdiğim 0,3 mol. Dolayısıyla ne kadardır diyorum. X eşittir 3/10 çarpı 224/10 dersem şurası 672/100 olur. O da 6,72'ye ne yapar arkadaşlar? Tekabül eder. Birazdan. Yani zincirlemelerde de bol bol anneciğim, bol bol stoikiyometri yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. El salla kızım. Bizden bu kadar.